Esin Akan Tarifleri YouTube kanalından herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kabarmaya doymayan, muhteşem şekli ve muhteşem lezzetiyle sizler için nefis bir poğaça hazırladım. Evet, yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı su ekleyelim. Sütün mümkünse ocakta biraz ısınmasını sağlayalım. Üzerine 1 paket kuru instant maya ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip şöyle bir karıştıralım. Üzerine 2 yumurta akı, sarılarını üzerinde kullanmak için ayırıyoruz ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Yavaş yavaş un ekleyerek spatula ile karıştıralım. Unu yavaş ve kontrollü eklemekte fayda var. Sert bir hamur olmamalı arkadaşlar. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Bu tarif şimdiye kadarki yaptığım en pofidik poğaça tariflerinden birisi. Pamuk gibi yumuşacık. Bu poğaça tarifini sizlere de ısrarla öneriyorum. Mutlaka bir deneyin. Evet, un ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü klasik su bardağı 200 ml. Sizlerle paylaşacak olduğum tüm püf noktalarına uyarak bu poğaçayı hazırladığınızda sonucunuz sizlerin de eminim muhteşem olacak. Evet, hamurumuz hazır. Unla tamamen bütünleşti. Bu aşamada üzerine 50 gram yumuşamış tereyağı ilave edip tekrar bütünleşene kadar yoğuralım. Tereyağı ile beraber hamurumuz daha yumuşak, daha ipek gibi bir kıvam alacak. Tamamen bütünleşene kadar yoğuralım arkadaşlar. Hamurun kıvamını şöyle bir yakından da göstereyim. Oldukça yumuşacık bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerini kapatıp 1 saat mayalamaya bırakalım. Çok ılık bir ortamda mayalandırırsanız 45 dakikada yeterli olacaktır mayalanma süresi için. Evet, gördüğünüz gibi 1 saatin sonunda hamurumuz mayalanmış. Tezgahın üzerine hafifçe un serperek hamuru tezgaha aktaralım. Şöyle bir mayasını aldırdıktan sonra hamuru 12 eşit parçaya dilimleyelim. Şekliyle ve lezzetiyle yiyen herkesin büyük beğenisini kazanacak bir poğaça tarifi. Evet, hamurumuzu 12 eşit parçaya bölelim. Her birini yuvarlayarak beze haline getirelim. Uygun bir fırın kabının tabanını yaklaşık 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayalım. Hazırladığımız bezeleri bu şekilde yağın içerisine bırakalım.
Üzerine de yine bolca sıvı yağ dökerek yağlıyoruz. Ve bu şekilde üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık 10 dakika dinlendiriyoruz. Evet, poğaça hamurlarımız hazır. Bu şekildeyken bile görmüş olduğunuz gibi kabarmaya devam ediyorlar. Hemen tezgaha aktarıp elimle şöyle gelişigüzel pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Yağın içerisinde beklediği için gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor. Arasında ben kaşar peyniri kullanacağım. Dilediğiniz peynir çeşidini ya da dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. En uç kısmına rendelenmiş kaşar peynirinden koyarak rulo şeklinde saralım. Ve bu şekilde bir kenara alalım. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Elimizle pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. En uç tarafına iç harcımızdan yerleştirip rulo şeklinde sarıyoruz ve bir kenarda bekletiyoruz. Son olarak şekillendirme aşamasını da göstereceğim. Şekliyle, lezzetiyle bu poğaça tarifi gerçekten muhteşem. Üzerine bir streç filmle kapatalım ki kuruma olmasın. Hazırladığımız ruloları tekrar tezgah üzerinde şöyle bir açarak uzatalım ve videodaki gibi şekillendirelim. Düğüm yapar gibi arkadaşlar, içerisinden geçirip birbiriyle bağlayıp alt tarafa gizliyoruz. Ve bu muhteşem şekli elde ediyoruz. Sizler için şöyle birkaç kez yapılışını göstereyim. Şekil vermesi oldukça kolay bir hamur. Tamamen görebilmeniz için olabildiğince yavaş yapmaya çalıştım arkadaşlar bu kısımları. Şekil vermesi de çok keyifli bir tarif. Tamamını aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Üzeri için 2 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ karıştıralım. Üzerlerine bolca sürelim. Bu arada hangi ülkeden ya da hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar bölümüne yazarsanız okumaktan mutluluk duyacağım. Üzerine haşhaş serpiyorum. Susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Bu poğaçanın pişirme yöntemi biraz farklı arkadaşlar. Lütfen o kısımları dikkatlice izleyin. Bu şekilde poğaçalarımızı 100 derecelik fırında 10 dakika bekletelim. Kabarıp şişeceklerdir. Sonrasında fırını 190 dereceye alıp tamamen kızarana kadar pişirelim. Evet, 100 derece fırına gönderiyorum poğaçaları. 10 dakika o şekilde bekleyecek. Görmüş olduğunuz gibi şişip kabarmışlar. Neredeyse iki katına çıkmış poğaçalarımız. Evet, tekrar fırına koyup dereceyi 190 dereceye alıp yaklaşık bir 15 dakika kadar iyice kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarımız artık hazır. Üzerini temiz bir mutfak havlusuyla örterek ılımaya bırakırsanız yumuşacık bir poğaça elde edeceksiniz. Bu tarifi sizler de mutlaka deneyin. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.